Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dodex ampul nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Dodex 1 milimlik renksiz ampuller içinde kırmızı renkli berrak solüsyondur. Her 1 milimlik ampul etken madde olarak siyanokobalamin B12 vitamini içerir. Dodex, B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlık, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlık, şiddetli ve ani başlayan şimşek çakar tarzda yüz ağrısı, sinir romatizması, zona, akut sinir iltihabı ve sinir ağrısı tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrarda B12 vitamini miktarını ölçmede teşhis amaçlı olarak da kullanılır. Dodex ampulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise B12 vitamini veya Dodex'in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. Kanda B12 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında kullanılması uygun değildir. Dodex'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Yalnızca kas için uygulanır. B12 vitamini eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır. İdame tedavi sırasında tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3-6 ayda bir periyodik muayene gerekir. Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi, üremi gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir. Astım, ürtiker, egzama gibi alerjik hastalığınız varsa siyanokobalamin kullanımından önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlı olup olmadığınız araştırılmalıdır. Dodex hiçbir zaman intravenöz yolla uygulanmamalı. Kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır. Hamilelikte B12 vitamini eksikliği olduğu kanıtlanmamışsa kullanılmamalıdır. Hamilelikte ve emziren annelerde tavsiye edilen günlük B12 vitamini dozu 2.2 ve 2.6 mikrogramdır. B12 vitamini anne sütüne geçer. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Dodex'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Dodex'in alkol ile eş zamanlı kullanımı B12 vitaminin emilimini azaltacağı için önerilmez. Dodex ampulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Dodex'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, nefes darlığı, solunum sıkıntısı, boğaz gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı, göğüste sıkışma hissi, vücutta aşırı sıcaklık soğukluk hissi, boğulma hissi, burun ve gözde kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma, vücutta kaşıntılı kızarıklık kabarıklık, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, bayılma hissi, kalpte çarpıntı. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Dodex'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Dodex ampul nasıl kullanılır? Akut sinir ağrısı tedavisinde günde 500 ile 1000 mikrogram B12 vitamini kas içine uygulanır. Akut sinir iltihabı ve ağrısı tedavisinin 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir. Zamanla tekrarlayan durumlarda yeniden bir Dodex kürü yapılmalıdır. B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıkla tedaviye gün aşırı 250 ile 1000 mikrogram B12 vitamini uygulaması ile başlanır ve bu uygulama 1-2 hafta sürdürülür. Daha sonra kan tahlilleri sonuçları normale dönüldüğünü kanıtlayana kadar haftada bir defa 250 mikrogram B12 vitamini uygulanır. Ancak sinir sistemi hastalıklarına bağlı birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar mevcutsa gün aşırı 1000 mikrogram B12 vitamini uygulanmaya devam edilir. Kan tahlilleri sonuçları düzeldiğini gösterdiğinde ayda bir defa 1000 mikrogram B12 vitamini kas içine enjekte edilerek idame tedavisi uygulanır. Dodex ampulün uygulama yolu ve metodu ise sadece kas içine enjeksiyonla uygulanır. Eğer Dodex'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda ve yaşlılarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Dodex'in saklanması, Dodex'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Dodex'i kullanmayınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.